Herkese selam sevgili dostlar. Ben Play Can. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Bir oyunun demosunu oynayacağız arkadaşlar. Stronghold'u biliyorsunuzdur. Birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Yani en azından benim yaşıtlarım yıllarca oynadı, sık sık oynadı. Bizim internet kafede arkadaşlar birlikte oynadığımız bir oyun. Şimdi şey diyenler olabilir. Abi siz de ne elitmişsiniz ya. Counter Strike yerine bunu mu oynuyordunuz falan diyebilirsiniz. Bizim grup biraz fenseri olduğu için entel takılan bir tayfaydık biz, böyle 3-5 kişi. Bu tip oyunlara böyle kafayı takıp zorla internet kafeye gidip yüklettirip oynuyorduk. Onlardan biri de Strong'tu. Fakat Strong'un bu ilk versiyonu değil de sonradan çölde geçen Strong Crusader diye ikinci bir versiyonu var. Onu oynuyorduk. Her neyse uzatmayalım. O eski oyunun şöyle bir durumu var. Oyunun da yayınlarını yapmak istiyorum ama elimde o kadar çok oyun var ki hangi birine başlayayım, hangi birini yapayım bilemiyorum. Hem yeni oyunlar çıkıyor ama eski oyunları da bir şeyim var. Maziye bir dönüş yapmak istiyorum. Total War serileri, diğerleri olsun. Bir döneceğim, öyle bir niyetim de var. Bir yandan da yeni oyunlar size sunmaya çalışıyorum. Bunları iç içe geçmiş bir şekilde sunuyorum. Şimdi arkadaşlar bu oyunun ilk versiyonu, yani oldukça eski versiyonunda 1080p çözünürlük bile sanırım yoktu yani. Oldukça düşük çözünürlükte oynuyordunuz. Fakat şöyle güzel bir yanı var bu oyunun. Düşük çözünürlükte de oynanabiliyor. Çok klasik bir oyun. Görseli izometrik bir bakış açısına sahip ama oyun böyle nasıl söyleyeyim, çizgi film gibi olduğu için görüntüler çok şey olduğu için kabul ettiriyor. Bugün bile oynanabilir ki ben serisini çekmeyi düşünüyorum zaten Stronghold'un. Şimdi bu oyunun yani yeni versiyonu şöyle bir şey var. Definitive Edition diye geçiyor. Buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi 4K bile oyunun kaydını alabiliyoruz ya da şeyini oynayabiliyoruz. Böyle bir şey yapmışlar. Yani günümüz dünyasına uyarlamaya çalışmışlar. Arkada bir müzik çalıyor. Çok güzel müzikleri vardır ama telif yememek için müzikleri kapadım. Onu da söyleyeyim. Orijinal müzikleri koymuşlar. Sanırım bazı bir müzikleri değiştirip eklemişler. Daha iyi, güzel bir ses şeyi var. G-Sync, V-Sync neyse işte onları da eklemişler efendim. Ekstra yani günümüz teknolojisine uygun hale getirmişler oyunu. Eskinin ciddi anlamda sıkıntıları vardı. Sanırım eski oyun tamamen nafiş oldu efendim. Mezarına gömdüler eski oyunu. Artık bundan sonra eski oyuna herhangi bir update vesaire gelmeyecek. Diyorlar ki adamlar, madem bunu güncellemesini istiyorsunuz, biz niye güncelleyip sizin için uğraşalım? Parayı verin ve size 4K'sına kadar yayınlayabileceğiniz, oynayabileceğiniz bir şekilde verelim diyorlar. Şimdi. Şöyle bir oyuna girelim. Bakalım oyunun görüntüsü nasılmış efendim. Bu oyunda şey yok, haritalarda. Yani kendi haritanızı belirleyip ona A göre dispatch oynayamıyorsunuz. arrives from Salon. Uzatmayalım. Burada şöyle bir şey var. Size zaman sınırı veriyor ve bu zaman sınırı bittiğinde düşmanlar üzerinize geliyor. Düşmanları halletmeye çalışıyorsunuz. Gelen düşmanları yok etmeye çalışıyorsunuz. Zorluk seviyesini easy yaptım. Place Çünkü a keep ne gereği decides your var? castle, my liege. Şimdi. Bir dakika. Bakın şöyle zoom yaptım. Binayı şuraya yapabilirim ya. Ana binamı. Buraya mı yapayım? Şuraya mı? Buraya yapayım. Buraya Site yaptım. your granary, sire. Doğal olarak ilk olarak Granary istiyor. Yani anladınız siz onu. Onu istiyor. Yiyecek deposu. Can't Şuraya place that there, my lord. olabildiğince çok şey açtım. Ne denir onun ismine? Oduncu yaptım. Yiyecek kısmına ise bir tane, şimdilik bir tane yiyecek. Şuraya bir tane yiyecek koyalım. Şuraya mı koyalım? Biraz uzakta olsun be. Şuraya koyalım. Tamam. Evet. Görselleri biraz daha yakından bakacak olursak. Yakından bakamıyoruz ne yazık ki. 1080p'de daha iyi oluyordu ya. Zoom yapamıyoruz abi. Zoom yok. Eğer oyunu ilk defa görenler varsa oyunda bu sağ tuşa uzun süre tıklayıp tutarak oyundaki açıyı 90 derece izometrik hiç değişmiyor. Açıyı ayarlayabiliyorsunuz. Zoom out, zoom in yapabiliyorsunuz. Bir de mesela asker sayınız arttığında ve binalar çoğaldığında binaları görebilmek için şu tuşa, binaları etrafındaki askerleri görebilmek için, yani tamamen kapatmak için bu tuşu kullanıyorsunuz. Şu da menüyü kapatıyor. Şimdi odunları yaptık. Şu stop pilleri yapalım. Bunlar malzememizi koyacağımız açık alanımız. Bunlardan yaptık. Çok fazla olmayacak zaten. Çok uzun bir oyun olmayacak. Sol tarafa tıkladığımızda gördüğünüz gibi bir zaman çizelgemiz var. Bu zaman çizelgesi içinde düşmanların sonunda düşmanlar gelecek. Bu nedenle hızlı bir şekilde odun üretiyoruz. Çünkü odun bu oyundaki en önemli şu an için şey, No malzememiz. change in the treasury, Lord. Biraz No para kazanmak change in the istiyorum. treasury, Lord. Ana binanıza tıkladığınızda buradan vergi arttırabiliyorsunuz. Vergiyi ne kadar arttırırsanız, halk mutsuz oluyor. Halk mutsuz olursa şu sağ alt köşedeki sırıtan abimiz 50'nin altına düşerse halk sizi terk ediyor. 50'nin üzerine çıkarmanız lazım. Halk sizi terk ederse ne olur? Yiyecek, içecek hiçbir şey kalmıyor abi. Şimdi şuradan options'tan müziği biraz açacağım. Umarım telif yemeyiz.
bu müzik eşliğinde oynuyorsunuz. Yani oyun biraz daha böyle kafa dağıtmalık, huzurlu. Evet bir savaş oyunu ama bayağı da huzurlu bir ortam var. Şimdi sevgili dostlar, gelen ilk şeyle yiyecek üretmemiz lazım. Şimdi ilk odundu. Odun bittikten sonra da yiyeceğe yöneleceğim. İki tane şey yeter. Hayvan zımbırtısı yeri yeterli olacaktır. Bir tane daha yaptım. Bundan sonra da şu şeyleri yapmamız lazım. Bakın şunlar workshoplar. Yani bizim atölyelerimiz. Ne yapıyorlar bu workshoplarda? Şey üretiyorlar. Yay üretiyorlar. Yani yay üretmeden okçu üretemezsiniz. Bu oyunun böyle bir dımbıllığı var efendim. Dımbıllık da ne demekse. Şuraya bir tane kurdum. Bir tane yer kurdum. Bir tane de depo kurmanız gerekiyor. Evet, oyun bayağı bir ayrıntılı bir oyundu. Vakti zamanı göre. Şimdi depomuzu kurduk. Ok üretim workshopumuzu, atölyemizi kurduk. Gördüğünüz gibi bu abimiz popülasyonunu doldu diyor. 10 kişilik popülasyonumuz varmış. Onun da üretim için adamlarımızı yollamışız. Şimdi bir tane ev yapmamız lazım. Popülasyonumuz aynı Age of'taki gibi düşünün. Ama tabii Age of'tan çok daha fazla küçük yönetimsel şeyler var. Management mı diyelim? Onlar var. Yani birçok şey yönetmeniz gerekiyor. Mesela burada hayvandan ürettiğiniz peynir buraya koyuyor ama mesela buğday ekseydik, bu oyunda yok. Bir sonraki oyunu da var. Buğday ekiyorsunuz, onu işte şeye değirmen kuruyorsunuz, değirmende un yapıyorsunuz. Unu alıyorsunuz, fırına götürüp ekmek yapıyorsunuz. Granary'ye ancak o şekilde geliyor. Peki, granary boşalırsa ne olur? Granary'niz boşalırsa yiyeceğiniz biter ve halkınız sizi terk eder. Şu 71 en fazla 100'e çıkıyor popülasyonunuz. En az da 0'a iniyor doğal olarak. 50'nin altına indikten sonra konağın önündeki insanlar dağılıyor, kalmıyor ve insan ihtiyacınız var. Çünkü asker üreteceksiniz, binalar üreteceksiniz, binalarda insanları çalıştıracaksınız. Bunları yapabilmek için insana popülasyon ihtiyacınız var. Popülasyon limitinizin de hiç düşmemesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelen parayla bir tane daha ok üretim zımbırtısı kurabiliriz. Şuraya bir tane daha kuralım. Hatta bir tane daha kuralım. Tamam. Diyor ki bunu yaptın da diyor kardeş kim çalışacak burada diyor. Şuraya bir tane ev yapalım. Evin içine insanlar çıkacak. Bak kadın çocuğuyla çıkıyor. Sonra çocuk büyüyor. Etrafta koşturmaya başlıyor. Oluyor be. Evet arkada çok böyle hafif bir müzik olsun. Çok yüksekmiş müziğimiz. Gördüğünüz gibi bol bol odunumuz oldu. Odunu ne yazık ki satamıyoruz ama yiyecek üretebiliyoruz. Şöyle yiyecek üretelim. Our treasury is emptying. Biraz popülasyonumuz artsın. Vergiyi kestim. İnsanlarımız çıkmaya başladı. İnsanlar çıksınlar. Şimdi buraya bir tane de barak üreteceğiz. Bu barakadan asker basacağız. Barakamızı ürettik. Artık yapılacak pek bir şey kalmadı. Sur örebiliyoruz efendim. Surumuzu örelim. Mesela şöyle. Şu şekilde. Surumuzu ördük. Güzel oldu. Tabii insan sayımız, popülasyonumuz arttıkça bu vergi alıyoruz ya. Aldığımız verginin şey de artıyor. Miktar da artıyor. 6 iken 8, 8 iken vesaire oluyor. Şimdi şöyle bir sur ördük. Bu suru arttıralım. Şu an yapmamız gereken ekstra bir şey yok. Paramız da yok zaten. İstesek de yapamayız. Gördüğünüz gibi burada şu an sadece okçu basabiliyoruz. Bunlar sonra zamanla işte şövalye, piyade, süvari vesaire de basabiliyorsunuz. Fakat bu bir demo olduğu için, şu an bir demo oynadığımız için bunlar yok. Ama dediğim gibi eğer bu videoyu izlediyseniz haberiniz olsun. Elimden gelen en kısa sürede bir Stronghold serisi Let's Play'lerini çekmeyi istiyorum efendim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Görseli 1080'e çekelim. 1080 gibi oynayalım. Oluyor mu öyle? Oluyormuş. Görseller yakın olduğunda böyle gözüküyor. Hani daha yakından görmek isterseniz karakterlerin animasyonları mesela birçok şey aynı. Sadece biraz texture'ları yenilemişler. Karakterlerin animasyonları, hareketleri vesaire her şey aynı. Çok büyük değişiklik yok yani. 1080p'ye düşürdüm ki görüntüleri daha net göresiniz. Yani mesela şu animasyonlar. İşte çiftçinin ineklerin kenarında oturup beklemesi. Bakın etrafta çocuk Tony'ymiş bu çocuğun ismi. Tony koşturuyor, oyun oynuyor.
Well, that makes a nice change. Demek vergi yok. Bu beni çok mutlu ettiriyor. Bir tane okumuz olmuş. Yayımız. Hemen bir tane okçu bastım. Şuraya çıkarıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Buraya bir kapı yapabiliyormuşuz. Kapının gördüğünüz gibi çeşitli şeyleri var. Formları var. Yani yönlerine göre. Mesela şuraya bir tane yapalım. Tamam mı? Şuraya da surumuzu örmeye devam edelim. Yetecek mi acaba sur şeyi? Odun bitti. Sen çık şunun tepesine bekle. Aa ne oldu be? He. Vergiyi arttırdık ya. Diyor ki bak okçu basacağım diyor ki silahınız yok ki diyor. Neyle basacağız efendim diyor. Yes. Moving off. Hoşça bakar mısın? Leaving now. Şimdi sevgili dostlar acaba dedim oyuna ekstra bir şeyler katmışlar mıdır? Ne bileyim ekstra bir bölüm, karakterler yani yeni binalar, yeni asker tipleri falan böyle bir şeyler yapmışlar mıdır diyorum diye baktım aslında. Ama ne yazık ki herhangi yeni ekstra bir şey gözükmüyor ne yazık ki. Odunum gözüküyor. He oraya yapamıyormuşuz. Evet, surlarımızı ördük. Peki, surların önüne... yapılamıyor. Stronaut Crusader'da surların önüne su hendekler kazabiliyorsunuz. Hendeklerin içine su dolduruyorsunuz. Düşmanın gelmesini engelleyebiliyorsunuz. Aha, düşman geliyor. Geldiler. Gördüğünüz gibi bakın, düşmanlar geldi. Okçularımız avlamaya başladı onları. Hızlı bir şekilde oraya askerlerimi yönlendirdim. Daha ana düşmanın gelmesine çok var. Onun için rahatız. Tamam. Bir tane daha yapabiliyor muyuz? Şuraya yapalım. Şimdi ana binanızı yani bu stockpile buradaki depo kısmımızı ne kadar yakında olursa binalar o kadar avantajlı. Çünkü uzaktan adamlar kucağında taşıyarak getiriyor. Onun için çok da uzakta olmasını istemezsiniz şeylerin. Popülasyonumuzu arttırmaya çalışıyoruz ki vergi bakın 7 alıyorduk şimdi 11 almaya başladık. 12'ye çıktı hatta. Our gold stocks grow steadily, sire. Şunlardan basmaya devam edelim. Şimdi şöyle bir şey daha var. Bakın buraya geliyorsunuz. Gördüğünüz üzere belki benim görüntümden gözükmüyordur. Şu an bu diyor ki çok yavaş yiyecek veriyoruz halka. Az az veriyoruz. Mesela tabağını daha boşaltabiliriz veya arttırabiliriz. Bunu yaptığımızda şu eğilerek göstereyim. Bunları yaptığımızda yani yiyeceğin miktarını arttırıp azalttığımızda halkımızın popülasyon kısmında şurada food kısmında mutluluğu artıyor. Tamam mı? O mutluluk arttığında da vergiyi arttırabiliyorsunuz. Şu an bu yiyecek yerlerini yapmamın amacı vergiyi arttırmak istemem. Ama ne yazık ki şu an o kadar yiyeceğimiz yok depomuzda. Daha çok yiyecek üretmem lazım. Gördüğünüz gibi olabildiğince tarlaları arttırıyorum. Ne kadar tarla o kadar yiyecek o kadar depomuzun dolu olması vergimizin fazla olması anlamına geliyor. Elimize geçen parayla da şey yapıyoruz. Buralara kule de yapabiliriz ama şu an kule için çok erken. Şurası bizim için şimdilik ideal ya. Instructions. We await orders. Bu kapı tek başına iş görür be. Kapı kapanmıyor mu? Normalde burada bir kapı kapanma tuşu şey olması lazım. Kapıyı açıp kapamak bizim elimizde olması lazım ama sanırım onu otomatiğe almışlar. Öyle bir şey yok şu an. Wood needed. Bol bol çiftlik kuruyoruz. Şeyi bitirmek istiyorum. Hani şu son düşmanın geldiğini görmek istiyorum. Şu an için hiç bakın başka silahlar da var. Yeni silah gelmemiş. Yeni hiçbir şey yok. Sadece görselleri iyileştirmişler. 4K ya da 1080p oynayabiliyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Biliniz olsun. Woodstocks are
too low, sire. Your popularity is rising. Diyor ki popülasyonunuz artmaya devam ediyor diyor. Halkın sizi seviyor. Sevecek tabi lan. Yeniden 4K'ya alalım options'tan. Şunu bir 4K. Bakın 165 Hz dahi verebiliyorlar görüntüyü. Her çözünürlükte de var. Tamam. Ve görüntü geçişleri de çok hızlı oluyor. Başka oyunlarda hani çözünürlüğü yükselttiğinizde müthiş bir bozulmalar olur ya. Adamlar onları çözmüş. Diyor ki kardeş istediğin gibi alabilirsin şey karakteri. Şey ek görüntüyü. Ya şimdi aslında bu kadar uzun oynamamın sebebi şu. Hani oyunu bilmeyenler de vardır. İlk defa görenler de vardır. Neymiş bu oyun falan diye merak edenler için hani aynı zamanda bir oyunu oynuyorum. Görmenizi istiyorum. Bir taraftan da şey yapıyorum. Hani bir tut, en azından bir haritayı bir kere oynamış olalım yani. Zaten bir tane var galiba. Not enough workers available to run this building. Oy bebek ağlıyor. Şu an yayımız olsa bile asker basamıyoruz çünkü evimiz az. Cowl diyorlar bunlara bak. Wood needed. Şey hala dolmuş değil depomuz. Zorluyoruz ama dolmuyor. No change in the treasury lord. Popülasyonumuz biraz arttı. Vergi alalım. Çünkü paramız da çok az. 66'ımız var. Yay yapsak bile okçu basamayacağız. O da parayla çünkü. Bakın. Okçu basarken hem yay gerekiyor hem de para gerekiyor. İkisini aynı anda şey yapmanız gerekiyor. Düşman şu an şuradan gelecek. Öyle gösteriyor. Normalde böyle değil tabii. Başka bir böyle beylik daha var. İki beylik birbirle savaşıyorlar. Derebeyi. Yeni birileri geliyor diyor. Haber veriyor bana. Gelsinler kardeş. Canını yerim. Şeyler deli gibi çalışıyor. Sesi biraz arttırmak istiyorum. Müziği. Evet. Yiyeceğimiz şimdi hızla artacak ve vergi yükseltebiliriz. Güzel güzel. Bu arada şurada ağaçlar vardı ilk kurduğumuzda hatırlıyor musunuz? Ağaçlar bitti. Yani ağaçlar sınırsız değil. Bazı oyunlarda şey vardır. Adam gider ağaca vurur geri gelir. Vurur geri gelir. Öyle değil. Ağaçlar zaman içinde tükeniyor. Ve haritadaki ağaçlar bittiğinde oduncularınız işsiz kalıyor. O binaları mesela yıkmanız gerekiyor. O binaları nasıl yıkıyorduk? Bir dakika bir düğme vardı bir şey vardı. Kaldırmışlar. Düşmanlar geliyor. Düşman birlikleri geliyor ama çok zayıf birlikler. Yani bizi risk oluşturacak birlikler değil. Gördüğünüz gibi peynirimizin miktarı artıyor. Bir fulleyelim bakalım şunu artık. Bolca peynir şey yapabiliriz. Popülasyonumuz da hızla artacaktır. Belki vergiyi bile bir miktar arttırabiliriz. Böyle devam ederse. Gördüğünüz üzere yiyecek miktarını arttırdım. 4 şey verdi. Şuraya gelip baktığınızda. Bakın. Yiyecekten 4 geliyor. Vergiden 2 gidiyor. Halkımız mutlu. Bu nedenle halkımızın popülasyonu yükseliyor. Böyle bir denge yapmışlar. Oluşturmuşlar oyunda. Ya sadece asker bas saldırıdan ibaret değil. Stronghold serisi. Ben birinci oyunu çok fazla oynadım. Ama pardon birinci seri yani. Stronghold ve Stronghold Crusader'ı çok oynadım. Ama 2 ile 3 böyle görseller çok çirkin gelmişti bana. Böyle ilk defa yapılan 3'te oyunlar gibiydi. Onun için hiç oynamadım. Son savaşı bekliyorum. Şu son savaş olsun. Oyunu hızlandırabiliyor muyuz opsiyonlardan? Scale belki biraz şey yapabiliriz. Evet. Oo, iyice küçülüyor. Nasıl şey yapsak? Ha, bu şeyin scale'ini küçültüyor. Pardon. Heh, tamam bu daha iyi. Birazcık hız bu şeyin hızı. Oyunun hızı şey yapılamıyor mu? Kontroller. Tamam. Hayır. Okey. Neyse.
şeyde eski oyunda şeyi hızlandırabiliyordunuz arkadaşlar. Oyunun zamanını hızlandırabiliyordunuz. Ama hızlı hızlı çalışıyordu. Sıkılan olursa diye öyle bir şey yapmışlardı. Şimdi şunu şöyle yapsam. Vergi artırsam. The people love you my lord. Halkım beni çok seviyormuş. Sevecek tabi. Boru değiliz biz. 2 tane daha yay üretim şeyi kurdum. Workshop'unu kurdum. Yaylar biraz daha fazla üretilsin. Askeri bastığınızda barakanın önüne geliyor ama mesela yolda alıp şey yapabilirsiniz. Hızlıca ana bölgeye götürebilirsiniz. Şöyle bir tane kule yapalım mı? Gözcü kulesi. We await orders. Yes. Moving off. Bir okçu daha yapabiliyoruz. Archers ready. Şu an hemen 10 tane, tamam 10 tane okçumuz varmış. Fena değil. 10 okçuyla bu görevi bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Oha 21 dakika olmuş. Bir inceleme için çok uzun. Ah be hızlandırabilsem keşke. Şöyle yapayım, durdurayım oyunu burada. Sonra finalini tekrar açayım. Öyle yapalım. Evet arkadaşlar, bayağı bir şey yaptık. Geliştirdik. Zaman da azaldı. Onun için yeniden kaydı aldım. Kaydı yeniden başlattım. Gördüğünüz üzere karakterin animasyonları fena durmuyor. Yani eskisine göre biraz daha iyi duruyor. Tabii ki artık o kadar olsun. Fakat şeyler, oyunun içeriğiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. Sadece biraz daha görselleri daha iyi hale getirmişler. Belki bazı animasyonları çok küçük değişiklikler yapmışlar. Daha oynanabilir içerik haline getirmişler. Onun dışında da pek bir şey yok. Oynanabilirlikten kastım oyunun kendi içeriğiyle ilgili de şeyle ilgili olmuş o. Şimdi bizim kule yapmamız lazım buraya. We await orders. Leaving now. The rats troops are attacking. Geliyorlar. Ana düşmanın gelmesine de çok az kaldı. Ana düşman birazdan gelecek. Onu bekliyorum ben de. We await orders. Yes. Bayağı da bir okçu yaptık yani herhalde hallederiz. Korkaklar kaçmış. Onları halledeceğimize eminim diyor. Kralım sen niye buradasın kralım? Kralım ne yaptın sen bize kralım git buradan. Bir tane daha yapmışız. Aa, ne oldu be? Kazandık. Diyor ki gelin bakın diyor ayın 7'sinde gelecek diyor o kadar başka bir şey demiyor. 14 tane görev olacakmış single player camping olacakmış. Yeni animasyonlar, texture'lar ve ışık aydınlatmalar olacakmış diyor. Ops burayı kapayalım bunu da kapayalım. Şunu da kapayalım tamam. Evet sevgili dostlar oyun böyle. Yeni ya şöyle eski halinizde varsa bence bunu almanıza gerek yok. Ama hiç elimde yok ama oyunun görüntüsü falan da hoşuma gitti ilginç tam sevdiğim tarzda işte ortaçağ dünyası falan. Oynarım diyorsanız 14 tane haritası yani 14 tane arda arda görev olan bir oyun olacak. Çok yüksek fiyat olacağını düşünmüyorum. Umarım olmaz. Böyle 300-500 liraya bize bir Definitive Edition yapıp çakmaya çalışmazlar umarım. Onun dışında her şey aynı. Sadece artık daha iyi bilgisayarlarımız var. Bu oyunu da çok seviyorum. O hatırası var, hatırası var diye Türkiye'ye yakıyorsanız evet arkadaşlar bu oyunu alabilirsiniz. Biz de böylece demosunu denemiş olduk. Görselleri nasıl olduğunu görmüş olduk. Bana biraz şey hatırladı. Cossax 1 ile Cossax 3 arasındaki değişime hatırlattı. Onda biraz karakter havada süzülüyormuş gibi gözüküyordu. Bunda da biraz öyle bir şey sezinledim. Ama yapacak bir şey yok. Yeni güncellenen oyunlarda görsel böyle. Mesela Age of'ta da benzer bir durum var. O karakterlerin görseller kötüyken şeyler çözünürlük düşükken karakterlerin şeyin üzerinde haritanın üzerinde gezmesi pek gözümüze batmıyordu. En azından benim batmıyordu ama yeni böyle artık çözünürlük çok yüksek olunca karakterlerin hayalet gibi harita üzerinde süzülmesi bana biraz tuhaf geliyor. Neyse arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna geldik. Bir oyunun daha sonuna geldik en azından demosunun. Birlikte bir şey deneyimlemiş olduk, görmüş olduk nasıl bir oyun olduğunu.
size de böyle güzel bir sunum yaptığımı düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz, buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Abone olursanız başka videolar, yeni videolar, yeni seriler ve ileriki günlerde Strong serilerini görecek. Sanırım Strong serisi çektim ben bir ya. Şu an hatırlayamadım. Bir bakmam lazım. O kadar çok oyun çekiyoruz ki hangisi olduğunu hatırlayamıyorum bazen. Evet, videomu burada bitiriyorum. Görüşmek dileğiyle efendim. Bay bay.